kısa bir teknik arızadan ötürü yayına bir açıp tekrardan kapatmak zorunda kaldık. Sistemlerimi kontrol ediyorum. Size şu anda hizmet veremiyor gibi çağrı merkezi bahaneleriyle geri geldik. Evet. Arada oluyor yani. Cool yapısı sonuçta. Aynen öyle. Yayın geldi. Çok teşekkürler Orochi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler Orochi. Arıza kapatabilirsin artık. İnternetini tüketmene gerek yok. Yayınımızın geldiği bilgisini aldık. Seni seviyorum. Yalnız yayında aşk tazelemeyin arkadaşlar. Olanı var olmayanı var. Evet. Fight. Tamamladı ve devamını da getiriyor. Kardeşim dedi ki döne döne tekme atarım. Ve işte ah, gerçek oyunumu görürüm. Gerçek oyunumu şimdi gösterme zamanı. Karin buna işaret ediyordu ki peşi sıra saldırılarla bayağı bir önü geliyor. Fakat Nightmare'dan hızlı bir geri dönüş olacağı benziyor. Tabii buna Karin izin verirse. Ama Karin buna izin vermiyor. Hiç niyetli değil, o ekmeği Nightmare olacak. Aynen öyle. Bu arada ikramın da sonucu geldi. Ayı avcısı yine şaşırtmadı bizi. Aynen Karin'i öyle. İkramda almayı başardı. Zaten ayı avcısı Karin'i aldığı anda ben bir tarz hissetmiştim. Yalnız farkında mısın? Okuma'yı veleybol oynar gibi havada zıplattı. Evet fakat... İlginç bir konu yani. Nightmare'la dışarıda konuştuğumuza göre kendisi de benden hallice bir oyuncuydu. Serta hayatında. Evet. Yani... Yine de çok başarılı bir oyun sergiliyor bana göre. Yani 10 hit bomba üzerine de ekledi, 14 hit'e kadar çıktı. Çok güzel bir görsel combo şöleni izledik. Evet, mükemmel bir şölen izledik. Bakalım abi kardeşe bu sefer nasıl bir trollük yapacak? Acaba rematch mi yapacaklar, karakter mi değiştirecekler? Rematch yapıyorlar hiçbir değişiklik yapmadan. Durum 1-1. Doğrudur, durumumuz şu anda 1-1. Durum 1-1 arkadaşlar. Ve maçımız kaldığı yerden devam ediyor. Karin perfect bir biçimde ekmek almaya gönderiyor kardeşim. Ve stun geldi. Bakalım devamında nasıl bir combo. Oo araya. Bitir seni ve araya. Çok güzel girdi bu arada. Araya küçük yumrukla girmeyi çok iyi başardı. Ardından geldi. Bitirdiği combo da çok iyiydi. Fakat dayanacak şu anda tek takatı yok gibi görünüyor. Vay. Acaba nasıl alttan, bir yol izleyecek derken alttan yapmış oldu, tamamen kaybetti. Çok güzel denge bozdu ama devamını göremedik. Araya girmeyi denerken abi zaferi hit geldi. Hitbox'ına yakalandı. Hadouken düşünüyordu. Arkadan omuz darbesi çok hızlı çıktığı için Hadouken'i atamadı. Ve böylece ilk round'un sonucu, ilk round'un sonucu geldi. Bu arada ilk saldırı Akuma'dan geldi. Çok güzel bir anti-air. İlginç bir düşünce geldi. Bir grapple geldi Akuma'dan. 4 hit combo Karin. Baskısını sürdürüyor. Fakat abi niyetli bu akşam çok bilgisayar oynanmayacak ve ödevler yapılacak. Ve stun da üstüne jabasla. Aynen öyle. 9 yoksa babama söylerim power kullandı. Güzel evet, powerlar, ya. Güzel bufflar ve sonuç geliyor. Abi 2 kardeş 1. Durumu 2-1 yapmayı başarıyor. Tebrikler ayı kapat. Bu arada ayı avcısı. Pardon özür dilerim ayı avcısı. Abinin bize burada yaşattığı his. Ben kardeşime aslında ilk round'u verdim. Mı acaba? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bunu röportajda bir soralım. Aynen öyle. Bunu röportajda soralım mutlaka. Bu arada Karen'in baskısı sürüyor. Fakat kardeş de diyor ki abi o kadar da değil. Ben de artık büyüdüm. Fakat bunu Karen pek fazla yükümen kuşağıma hesabıyla dinlemediğini ben görüyor. Ben 80'leri gördün mü ulan diyerek vuruyor. İnanılmaz bir baskı var. Gerçekten inanılmaz bir baskı var ve sonuç geldi. Artık İlk round'un sonucu geldi. Bile. Karin çok sert giriyor. İnsan Çun Baba hoş geldin. Yapmaz. Sefalar getirdin Çun Baba. Hoş geldin Çun Baba. Fakat insan kardeşine bunu yapar mı diyorum ben sadece. Genç ergenler. Of ve çok güzeldi. Aradan çok iyi kaydı. Ve ardından kombosunda o tutturdu. Geldi ve... Giden canı görüyor musun yalnız? Aynen öyle. Karin acımadan şu an kombosuna devam ediyor. Kardeşinin kripto açmasına da izin verdi. Trigger açmasına izin verdi. Bir demo. Abi içinde kalmasın sonra ağlama götürürler. Fakat ve abi sonuç geldi. Tekrar. Tebrikler ayı avcısı. Tebrikler. Ayı avcısı hemen röportaja koş. Hemen. Evet seni böyle alalım ayı avcısı. Röportaj alalım. Böyle alalım. Sana soracağımız bir ton soru var. Bu arada arkadaşlar sonuç belirlendi. Artık ekmekleri Nightmare alıyor. Evet ayı avcısı. Abi acaba hoş geldin. Hediye mi ettin kardeşine? Bir dakika dur lan. Adama sık boğaz etme. Abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz hemen. Ya ilk önce şey aldım. Mika'yı aldım. Dedim bir rahat bir galibiyet olur diye. Ama ummadık taş başçeder. Sonradan baktım. İşi ciddiye alayım dedim. Sonra Karin'e döndüm. Karin'e döndüğüm için biraz daha farklı oldu tabii. Daha rahat oynama başladım ama...
Mika'da beklemiyordum bu kadar zorlanacağımı. Biraz geliştirmiş kendini. Yani ondan dolayı. Yoksa Karin'de ya biraz dedim çok da şey yapmak istemedim. Yani Karin'lık da biraz da gelişti. Farklı karakter de görelim istedim ama ya çok da hafif almamak gerekiyor yani. Evet, bunu zaten canlı canlı gördük ama oyunların çok güzel ayı avcısı. Gerçekten çok güzel oyunlar gösteriyorsun bize. Hala turnuvayla ilgili düşüncelerin var mı? Birincilik, ikincilik, üçüncülük. Ben gelirken söylemiştim. Birincilikten başka her şey benim için başarısızlık. Peki bir sürpriz sorum daha var sana. Kage Mansur'un yapmış olduğu maçlar hakkında yorumlarını şiddetle merak eden arkadaşlar var. Gösterin abi. Yorumum İzmir'den gelip 0 galibiyetle geri dönüyorum. Sonuncu oldu. Bence bu birincilikten sonraki en büyük fiyasko odur. Onu diyorum sadece. Necmi ağla Necmi. Ve şu anda demek istediğim en sonunda bir ara kol mol muhabbetleri çıktı. Zaten offline tek yapabilecek muhabbet o. Onu da yapabildi. Başka bir bahanesi kalmadı. Abi şöyle sorular geldi. Necmi yani Kage Mansur Rage Quit attı falan diye sorular geldi abi ya. İnanamadım yani gerçekten. Rage Quit değil ama güzel maçlar oldu ama beklediğimden daha düşük geldi yani. Ben daha çok ileri gitmesini bekliyordum ama biraz da heyecan var tabii o kadar olacak. Tabii. Deplasmana geldi sonuçta. Bu arada oyuncuları konumlarını alabilir miyiz artık? Evet, yeni oyuncu arkadaşlar. Yok, finale gidelim sonra loserları yapalım. Hayır olur mu lan, finale gidemez. Loserları mı alalım? Loserlar en son finale gidiyor. İlk maç Nightmare ve Ejder Yumruğu. Nightmare ve Ejder Yumruğu loserlarda kaldıkları yerden devam Ekmek ediyorlar. Ekmek alana karşı Kung Lao. Kung Lao mu? Ejder Yumruğu. Ay, bir arkadaş var şu anda. Evet, hemen ekmek aldıralım o zaman Nightmare'e sana. Loser'larda gene çekişme sürüyor. Evet, Nightmare'dan hızlı bir Akuma geldi. Ejder Yumruğundan da Mr. Bison geldi. İkisinin de mainleri geldi. Zaten hiç şaşırtmıyorlar. Aynen öyle. Şu andan itibaren iki tarafta daha dikkatli oynaması gerekiyor ki bir üst tura çıkabilsinler. Ama bu sefer şöyle bir şey istiyorum. Başlamadan betini söyle. Kim? Ejder Yumruğu. Ejder Yumruğu. Benim de Ejder Yumruğu. Şaşırtmadı. Evet chat, sizce kim alır? Evet, çit çat çüt. Kim alır? Yazın bakalım. Ejder yumruğu boşluğa ejder yumrukları atıyor. Akuma da senin Akuma deyip girdi. Evet, peşi sıra gelen makas tekmeleri. Tekerlek tekmeleri. İnter mi o? Ooo, oradan bir alevli Hadouken ne arasıştırmıyorlar gerçekten. İlginç bir hamle oldu. Bu arada Ejder Yumruğu yine bildiğiniz gibi. Aynen, Ejder Yumruğu devam ediyorlar. Orochi'den gönlüm Akuma'dan yana geldi. Arkada Superhero'lar kapışıyor. Sen de Ninja'yı gördün mü abi bu arada? Arkasında robot koşturuyor. Bu arada Bison yine ataklarını görüyorsun. Bison'la bir sefer adamı Bison bir sefer adamı yakaladı mı sonuna kadar götürüyor. Yani atakları çok bıktırıyor yani gerçekten. Aynı zamanda Ejder'in de burada profesyonelliği konuşuyor. Ejder'in de karakterin tanıması konuşuyor. Bison'un insanı çok rahat bezdirebilen bir oyuncu Ejder. Oo, anti-air düşündü ama yukarıdan göndermiş olduğu dalış kesinlikle o anti-air'la kesinmez. Bu arada maçı kazanmayı başarıyor Ejder Yumruğu, tebrikler. Bu arada yayından bir ileti geldi. İzleyen herkes ayı kapancı diyorlar. Oo, Kaos Kalfos hoş geldin. Selamlar Kaos. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, peşi sıra makas tekmeleri gerçekten çok fazla can sıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda Akuma'yı gıcık ediyor açık açık. Abi çok büyük bir baskısı var. Akuma'nın da bu baskıyı kesmesi lazım ve işte istediği sonuçları elde etmeye başladı. Fakat araya kapmayla girmeyi ve unutmuyor Bison ve roller değişiyor.
Open Count seni bekliyorduk. Şu anda Loser's League'de yarı finallerdeyiz. Tekrardan 7 itlik bir combo ve üzerine tatlı niyetine bir kapma ve ilk round'un sonucu. Tebrikler Ejderha Yıldız. Tebrikler Ejderha Yıldız. Round 2. Yumruhu. Yumruhu. Hayır, Nightmare. Okumayla oynayan arkadaş Nightmare arkadaşlar. Bu arada okumamızdan çok güzel kombolar var. Yakaladı mı gerçekten bırakmıyor, fakat Ejder Yumruğu'nun baskılarını görüyorsun. Yani bu baskılardan... Nightmare da benim gibi çok gelişmesi gereken bir oyuncu. Yani karşısında Ejder Yumruğu gibi bir rakip varken böyle bir sorun yaşamasını ben hiç küçümsemiyorum. Aksine buraya kadar geldiği için çok ama çok tebrik ediyorum. Yani şöyle bir şey var. 2-0 oldu bu arada durum. Evet. Ve bu maçı da eğer Ejder Yumruğu alırsa kaybeden arkadaşımız oluyor. Aynen. Oradan da Akuma alırsa da yani bir maç daha da alması gerekecek. Aynen öyle. Akuma için çok zor bir fakat Bison insafsızca saldırılarını görüyorsunuz. Bison ne kadar çıktı bekliyor. Bir perfect yapmaya çalışıyor ama yapabilecek mi bakalım. Saldırıları sürüyor ve Bison'dan bir perfect geldi. İkinci perfect KO'yu görüyoruz. Ejder Yumruğu resmen psikolojik darbe vurdu şu an. Ejder Yumruğu. Ejder Yumruğu turnuvamızdaki ikinci perfect'i atan arkadaş oluyor. Gerçekten güzel bir baskısı var. Akuma şu anda çaresiz, tamam diyorlar. Çaresiz bir şekilde sadece korunmaya çalışıyor. Bu yaptığı ağır baskıya karşı direnmesini sürdürüyor, fakat açı vermiyor. İstediği kadar saldırsın Akuma, ben sana o açıyı vermeyeceğim diyor. Ve havada tekrardan güzel bir dive. Dive'ın üzerine tekrardan 7 itlik bir combo. Bison insanı şu an kelimelere kifayetsiz bırakıyor. Mükemmel bir combo geliyor ve üzerine tam geldi. Ve tebrikler. Tebrikler Ejder Yumruğu. Kulübü finalistimiz Ejder Yumruğu oluyor. Finalistimizi görüyoruz. Loser'lardan. Bu bize bir Ejder Yumruğu at. Mükemmelsin Ejder Yumruğu. Şimdi ayı kapanı vs kim olacak? Ayı kapanıyla Tremor Hakan'ın maçına bağlanıyoruz. Evet, Erzincan'dan. Ayı kapanı ve Tremor Hakan maçına bağlanıyoruz şu anda. Evet, iki taraf da şimdiden hazır. İki taraf da tecrübeli, iki taraf da mükemmel oyuncular. Evet, Matakan gönderiyor. Ara ara oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar offline turnuvamızı. Ha? Bakalım abi, sen şu an hangisisin sen? Bir PS düğmene bas. Tamam, bir dakika. O taraf abi. Sen yanlış tarafa almışsın. Kullanıcı değiştir aynen. Sen ona geçiyorsun. Tenis topuna geç. Şuna, tenis raketine geç. Aynen. ...96. Ne? Takipçi olmuş. Çok güzel, kaç takipçi kazanmış ya? 50 falan herhalde. Bu arada evet, arkadaşlar... tahminler gelmeye oldu. Başladı. Umut vs Ayı Avcısı. Evet. Katılanlar yok mu? Evet, Adolf sanırım boş olaraktan herkes çekimsel bir şekilde. Kimseden bir cevap gelmedi. Şu anda çekimser kalmaktan başka bir şansımız yok. Çünkü ikisi de gayet iyi oyuncular. Kaos Galford'dan Umut'a bir mesaj var. Abi yalnız Umut abiye helal olsun, hiç kaybetmemiş diyor. Umarım duymuştur. Aferin. Evet. Evet, ben sizin yazdıklarınızı iletiyorum, fakat şu an ortam bayağı kalabalık olduğu için duyulmuyor. Sesim ve arada kayboldu. Mesaj var. Mubot yayına hoş geldin. Bu komutlar bütün sevenlere sevip de kavuşamayanlara gelsin diyor Mubot. Bu arada adam mükemmel kombolar yapıyor. Yalnız Akuma. Fakat derken Akuma araya çok güzel girdi. Oh, sağlı kollu döndü. Mesmer İlgender kaldı.
Üzerine V-Trigger açtı, üzerine stun'ı koydu. Evet, şu anda çok zor bir durumda. Bence bir KO geliyor. Yüksek bir hasar verdiğini ve... Dediğim gibi KO geldi. Trigger'ın vermiş olduğu o iki tane Hado'yu çok efektif kullandı ve bu round'u da almayı başardı. Orayı kapanı. Ayı kapanı iyi round'u almayı başardı. Evet, karşısında... Tremor Hakan'ın... Saldırıları sürüyor fakat hızlı bir şekilde durumu eşitlemeyi başardı Akuma ve üstüne agresif saldırılarını da ekledi. Başardı. Blok üstüne atak çok güzeldi. Anti'yi ve Demon Fury'yi de birleştirdi. Bir geci gördük. Eden de karşılığı da gecikmiyor Akuma'dan. X-Shory çok güzeldi. Üzerine bir grapple. Bakalım Akuma bitirebilecek mi? Bu round'u yoksa Ed bu comeback'i sürdürebilecek mi? Evet, çok uzun ve çok güzel bir combo yaptı. Reversal'le araya çok güzel girdi. Ooo, tekme olayını çok iyi kullandı orada. Hadouken'ini boşa çıkardı. Havaya doğru bir anti-air denemesi. Bakalım, çok kritik bir durum. Nefesler tutuldu. Yakalamayı denedi Bravo ama olmadı. Geldi. Ve X. Ve Tremor Hakan. X'le aparkat. Durumda eşitliği sağlıyor. Tebrikler Tremor Hakan. Ben hepsini yener yorumu geldi. O zaman sana Hadouken diyorum. Sure you can. Yani. Hadouken. Üstüne çekti ama resmen ölümüne doğru kendini çekti yani. Oradaki ek şoruyu çok yani güzeldi. Yeterli Nardun. Bu arada Fortnite seven bir insan var yayınımızda. Hemen yorum şansın Nardun. Şu anda Hadoukenlere boğuyor Akuma ama Ed bir şekilde aradan çıkmayı başardı. Rakibini köşeye kadar çekti. 5 hitli combo. Comeback mi yapıyor derken Akuma girdi. Şu an çok çekişmeli bir maç ilerliyor. Reversal'den çok güzel yararlanıyor. Arka tarafa güzel geçti. Kimin durumu var şu an burada? Evet, şu an tekrardan birbirlerine uzaklaştılar fakat Akuma ısrarcı, Akuma hasar vermekte ısrarcı derken abi yalnız DP'leri çok güzel kullandı. Kapmayla bitiriyor. Karşınızda Tremor Hakan. Durma 1-1 yapıyor. Hamburg'dan İnegöl 3-2-3. Bir daha çıkardı. Neden olmasın? Neden olmasın? 1-1. Çekişme sürüyor. Batakan'a Challon kliniklerini attığı için bu yayında çok teşekkür ediyorum kendisine. Oo, güzel bir hasar başlangıç için. Evet, Akuma şu an sinirli girdi. Resmen Azurcan'ın intikamını almak istiyor ama Ed biraz yavaş. Anti-air'larını çok güzel kullanıyor. Çünkü saldırılarını havadan geleceğini o kadar iyi biliyor ki. Aa, bu hareket gerçekten olmadı. İstediği gibi sonuçlanmıyor Ed için. Ve şu anda trigger'ını da açtı Ed. Güzel bir kapma daha gördük. Arkayı kapanı. Trigger'ını da açtı bu sırada. Tekrardan aparkat kullanabilecek mi derken kendisi üzerine çekmeye çalıştı ama zamanlamayı tutturamadı. Şu anda çok güzel bir baskısı var. Akuma'ya karşı araya orta tekneyi de girmeyi uygun gördü. Bir tarafta zonlamayı düşünüyordu ki ve ilk round'un sonucu geldi. İlk round zaferi geliyor. Tebrikler Ayı Kapanı. Tebrikler Ayı Kapanı. Hastalık dinlemiyor, iğne dinlemiyor, doktor dinlemiyor. Çok teşekkür ederiz. Ad of the Real desteğiniz için. Doktor ona yattığından bir yere gelmiş. Burada adam dövüyor. Tebrikler Ayı Kapanı. Adam gerçekten kum dökerken bir anlamda Street Fighter offline turnuvasında. Yalnız şuraya bakar mısın ya? Oo, X-Shory'yu çok güzel kaçırdı. Bu da Hakan'ın işine yarıyor. Tremor Hakan bu hareketler çok güzel işine yaradı. Fakat hala Akuma'dan yana avantaj. Oo, soruyken tam zamanında geldi. Güzel bir DP havaya kaldırıp kombosunu devam ettiriyor. 8 hit'e kadar çıkmayı başardı. Bakalım Ed araya girebilecek mi derken Ed araya çok güzel girdi. Ed aparkat araya girdi. Ed mükemmel bir comeback yapıyor. Çok güzel ya gerçekten. Mükemmel bir comeback yapıyor. Durumu eşitlemeyi başarıyor gerçekten. Ed oyuncumuz Tremor Hakan çok iyi. Kendisini savundu. Tekme tokat teknik kim ola ki? Yazlar o. Evet, tekrardan egzafarkatı düşündü ama rakibine çok güzel bir şimi uyguluyor. Orada Akuma oyuncumuz 12 hitli combo
fakat araya çok güzel grapple girdi araya Ed derken havadan saldırılarını engellemek istiyor ama tekrardan bir Shimi çok güzel tuzağına düşürüyor Akuma oyuncumuz. Tremor Hakan çok güzel araya girdi. Tremor Hakan'dan çok güzel bir combo daha gördük şu an ortalığı. Trigger'dan çok iyi yararlanmıyor mu sence de? Kesinlikle burası benim kafam. Her şey turnuvada galip olmak için ve kesinlikle buradan geri dönüşü çok güzel yapıyor. Tebrikler Ayı Kafanı. Tebrikler Ayı Kafanı. Komboyla çok güzel birleştirdi. Birbirlerine taş göz yapıyorlar. Çıkışta mevzu var. Gerçekten çok güzel bir çevirdi. Kombonun arasına da critical artı sokuşturmayı başardı ve buradan geri dönüşüyle show off yapıyor. Güzel kazandı gerçekten. Şu anda 2-1 olarak Ayı Kafanı önde. Avantajı arkada da bir ayı. Bu bir mesaj mı? Ve kapanlamış gördüğün gibi. Bu bir mesaj mı? Ayı Kafanı çok hızlı başladı bu arada round'a. Şu anda Tremor Hakan'ın nefes aldırmıyor Tremor Hakan'a şu an. Tremor Hakan'ın gerçekten morali bozulmuş güzel gibi. Güzel bir grapple üzerine tutan ama Tremor Hakan'ın da mükemmel oynadığını biliyoruz. Kesinlikle moralsizlik yapmasına gerek yok. Ve tekrardan Crash Counter. Ve ilk round'un sonucu hızlı geldi. Neredeyse perfect biçimde aldı ilk round'u. Ayı Kafanı gerçekten bu round çok hızlı oynadı. Çok iyiydi bu round'da. Bakalım bir sonraki round'da neler yapacak. Tekrardan hızlı bir başlangıç Ayı Kafanı'ndan. Fakat Eggs'li aparkatı ile Ed araya girip daha fazla hasar vermesine izin vermiyor. Ve rakibini de uzaklaştırmayı ihmal etmiyor. Bu sırada Tremor Hakan Trigger'ı başladı ama Ayı Kafanı ikinci finalistimiz oluyor. Alkış! Ayıları mı göreceğiz? Ayıların kapışmasını göreceğiz bence de. Evet, iki finalistimiz ve Ayı. Çok kısa bir sigara molası veriyoruz. Ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen dağılmayın. Bitti abi. Diğer finaliste tersin. 3-1. Arkadaşlar ayılar şu anda ses sistemi ve arcade stick'i garantilediler. Bir ayı arcade, bir ayı da ses sistemi alacak. Yeah.
Jason wins. Round 2. Fight!
Final round. Fight. Arkadaşlar geri geldik. Nukro 2 dakika içerisinde geliyor. Ve oyuncularımız da yerlerini almaya başladılar hafiften. Başka soğuk bir şey var. Oğlum suyudan içsene. Hey, su takı lan. Kim? Ayı avcısıyla Venom. Evet, ayı avcısı vs Venom maçı başlamak üzere. Kaybetmemiş rakip birbirine karşı. Evet, ayı avcısından bir karın geldi. Venom'dan da Zangief geldi. Piklerini değiştirmediler. Bir dakika, FT5 değil mi bu? Final maçı FT5. Round 1. Fight. Evet ve round'a hızlı bir giriş yaptık. Karin çok güzel başladı. Zangief'te bir atak yaptı. Evet Orochi, hadi bakalım diyoruz biz de aynı şekilde. Şu anda çok güzel varyat geldi Zangief'ten. Kısıtlı imkanlarla bizi her şekilde destekleyen dövüş oyunları tutumluyum arkadaşlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gelip desteklediğiniz için gerçekten çok efsanesiniz arkadaşlar. Bizi bu halde bile desteklediğiniz için biz size teşekkür ederiz. Deyip, bu arada ilk round'un sonucu da geldi. Kaliteyi yükseltebiliriz Koala fakat çok takılma yaşarsınız diye korkuyoruz. Aynen. Çünkü biraz altyapıda sıkıntı var şu anda. Çok ciddi sıkıntılı bir altyapıyla size yayın sağlıyoruz şu an. Hani bir kere söz de verdik. Artık onu da tutmayı da... Bir critical geldi. Çok güzel yakaladı Karim'in. Neredeyse yarı canını tek critical'la götürdü. Yakalamayı da bu arada kaçırdı oradan. Karin'in baskısı sürüyor. Sertleştirme çok iyi yerde ve zamanında geldi. Çok güzel bacak arası geldi. Güzel bir tekrar uzatmış. Bacak arası denedi ama olmadı. Bak geri ileri kaçırmalarını görüyorsun. Karin çok güzel akıl oyunları yapıyor Zangief'e. Tekrardan kapmayı kaçırdı oradan. Şu anda Venom'un işi bu ranta çok zor demeye kalmadan. Ve durum 1-0 oluyor. Tebrikler Merlin FGC'den. Ayı avcısı. Tebrikler. Bakalım Venom da kesinlikle mükemmel bir oyuncu. Şimdi hangisinin birinci olacağını göreceğiz. Peki. Ben Karin diyorum. Aynen onu soracağım. Karin diyorum. Yani. Çünkü Zangief'e de şans veriyorum. Var diye düşünüyorum Zangief'e karşı. Evet Zangief'e karşı çok mobil. Ama geri girmesi gerekiyor.
Hani böyle de bir sıkıntı var. Zangief'in de istediği oyun tarzı bu. Dibine girmesi rakibin. Çok güzel bir saniye. Isınma geldi bu arada. Zangief tuttu. Ekstrim bacak arası geldi. XDP sertleştirmeyle karşılık veriyor. Reversal'le rakibini yakının yanından uzaklaştırdı ve şu anda maç son hızıyla devam ediyor. Alttan ciğerleri bir yokladı ama Karim'in insafsız saldırıları. Tekrardan sertleştirme. Karim'in baskısı zafere ulaştırdı onu. Sertleştirme kar etmiyor. Karzan adam oldu. Böylece ilk round'un ilk sonucu da Karim'e geçiyor. Tebrikler. Karzan Sovyet oldu sanki. Tekrardan güzel bir kapma. Bacak arası skill. Evet, tekrardan bir 360. Bir bacak arası daha geldi. Güzel bir bacak arası, evet. Yarım ekmek bacak araları vermedi. İki oyuncu da füstülerle mesafelerini ölçmeye çalışıyorlar. Eksi bir bacak arası. Karim çok ciddi bir hasar aldı burada. Güzel bir hasar. Gerçekten Umut tarafından çok güzel bir hasar. Venom bu işi güzel yapıyor ama Karim'den bir grapple geldi. Karim'in toplanması çok hızlı oluyor. Ve critical geldi. O omuz saldırısıyla omuz saldırısıyla beraber critical'ı çok artık güzel yapıyor. Zangief'in nesli devam etmeyecek bu hareketten sonra. Ama eksi bir bacak arası daha. Şu an kolay... çok stresli güzel bir laryat geldi. Ve Zangief bu round'u alıyor. Tebrikler. Venom bu round'u alıyor. Arkadan şansa aldı, tepkisi geldi. Evet, güzel bir setup. Tekrar daha başladı direkt. Edge bir bacak arasıyla geldi. Bir grapple. Normal bir şey daha. Yapıştırdı kafayı yere. Küçücük kıza bunu yapıyor Zangi. Bir jump derim. Rush counter ve üzerine bir bacak Edge arası daha. Bir bacak arası daha. Çok güzel gidiyor gerçekten. El onu... alem ne der diye düşünmüyor şu an Zangi. Çok güzel bir grapple. Önemli olan boyu değil işte dedi Karim. Stun geldi. Karim critical artında böyle servis ederek durumu 2-0 yapıyor. Tebrikler ayı avcısı gerçekten. Tebrikler ayı avcısı. Berlin FGC'den iki dojo arkadaşı şu anda offline turnuvada kapışıyorlar. Ve Karim 2-0 yapmayı başardı. Gerçekten çok güzel. Evet. Son round olabilir. Provokatörlük yapmayalım lütfen. Zangief'in son roundu olabilir. Son oyunu olabilir. Daha kazanması gereken 3 tane daha maçı var. Üçte de kazanabilir. Karim. Zangief oyuncunun çok güzel bacak arası. Karim gerçekten bunu... İkinci bacak arası. Abi bir ders etme beni. Özür dilerim. Ne oldu be? Abi üçte de kaçıyorsun. Bekle bir bitireyim ondan sonra devam et. Karim çok güzel sıkıştırıyor şu anda. Zangief tuttu, çok güzel vurdu. Bakalım ne olacak sırada. Şu an birbirlerini dürtüyorlar. Ve bir bacak arası daha geldi Zangief'ten. Fakat kazanması yetmedi. Karim bir comeback yapabilecek mi? Yoksa tek bir vuruşluk canı var şu an. Karim çok güzel bir comeback yapıyor. Zangief'in tek bir vuruşa ihtiyacı var bu round için. Ama Karim mükemmel bir geri dönüş yaptı. Evet, ilk saldırısıyla Karim başladı maça. Daha sonrasında Umut'un çok güzel bir baskısı vardı. Hızlı bir critical art ve istediğine ulaşıyor Umut. Venom. Tek bir hasar. Giden canı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Zangief'in gücü de burada ortaya çıkıyor. Fakat Karim Zangief'e göre daha tabii ki hızlı bir karakter. Fakat ikinci bir bacak arası daha var. Bu maçta, bu roundda ve devam da ediyor. Karim'den tekrardan akıl oyunları hızıyla gerçekten karşı tarafı manipüle ediyor. Fakat Zangief'in HP'si kolay inecek gibi değil. Armor'dan çok güzel yararlandı ve bu roundu kazandı. Eşitlik var. Şu an durum bu roundlarda 1-1 ve bakalım Zangief'in durumu her halükarda. Zor güzel bir bacak arası geldi. İlk saldırı ayrıca. İkinci bacak arası daha. İki bacak arasıyla giden canı görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle yarı canını indirmiş durumda şu an Orkun. Fakat Karim bir tane daha bacak arası.
Karin şu an Lariat'la çok zor durumda. Lariat'la birleştirdi kombosunu, çok iyiydi. 6 hit'e kadar yükseldi. Sertleştirme ama kar etmiyor. Güzel bir kapma daha. Sertleştirmeyi bir kere daha denedi ama eksi kapması kaçtı. Ve tekrardan critical'la bu maçı buradan çevirmeyi de başarıyor. Karşınızda Karin oyuncusu, Ayı Avcısı. Tebrikler Ayı Avcısı. Durumu 3-0 yaptı değil mi şu an? Durum 3-0. Sırada Ejder Yumruğu ve Ayı Kapanı maçı var. Losers League finalleri bu değil mi? Evet arkadaşlar, kaybedenler kulübünün final maçı başlamak üzere. Akuma'ya karşı Bison şaşırtmayan pişler geliyor. Ayı Kapanı, Akuma, ikisi de ikisi de zaten main karakteriyle oynayacaktır. Aynen, artık bundan öyle. Sonra kaçış şekli yok, kaçış şansı yok yani bu saatten sonra. Farklı bir karakter alarak da riske atmak istemeyeceklerini düşünüyorum oyuncularımızın. Evet. Maçımız başlıyor. Tuşları bir ayarlaması. Matakan tekrardan çok teşekkür ederim challenge için. Çok teşekkürler Matakan. Bakalım şimdi kaybedenler kulübünün tek bir birincisi olacak. O da şimdi ve burada belli olacak. Havadaki saldırı çok güzel engelledi bu arada. Ama şu anda Bison her zamanki ofansifliğini kullanmıyor önceki maçlardaki. Aslında daha defansif bir tavır sergiliyor. Beklemediği bir yandan geldi o atak. Ama hızlı toparlanacaktır ki şu anda ona doğru gidiyorum. Gerçekten riskli bir seçim Akuma. Ama Akuma'nın profesyoneli olunca o riskleri düşüyor belki. Ayı Kapanı gerçekten ötmeye hakim bir arkadaşımız. Daha önceden de geriden gelerek çok fazla oyun kazanmıştı. Bak. Ama Zangief'e karşı onu galip edememişti yine de. Bazen pikler önem taşıyor ne olursa olsun. Yani burada işte oyunculuk ortaya çıkıyor. Bu arada ilk round'un da sonucu geldi. Tebrikler. Tebrik ediyoruz Ejder Yumruğu. Hayır. Ayı Kapanı. Ayı Kapanı. Aynen. Evet. Juggle geldi. Yine havadan bir juggle daha. Rakibini köşeye kadar taşımayı başardı. Şu anda tabii gördük. Bir juggle daha. Ejder Yumruğu bunu çok iyi başardı gerçekten. Ejder Yumruğu şu anda rakibine karşı kullanabileceği tüm avantajları kullanmak için güzel bir yapıyor. Dash. Beklenmedik bir yandan bir critical art ve başardı yedi. Da yedirdi de bu critical artı. Reverse halde kendisini savunmaya çalışıyor. Ve hatasını bu arada yaptı ve Bison oyuncumuz da bu hatayı kesinlikle affetmiyor. Durumda eşitlik var. Evet, şu an durumda eşitlik var. Ayı Kapanı seni finalde bekliyorlarmış. Evet. Bison'da 12 ve devamı da geliyor. Güzel bir hasar. İyi bir başlangıç. İyi bir başlangıç. Telefon. Şu anda yarı canına kadar geldi. Orta oyunu başlayacak. Birazdan Akuma'nın demeye kalmadan hızlı bir giriş yaptık. Bison halen üstünlüğü üzerinden stratejileri ve hamlelerini geliştiriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Buradan sonra ben Ejder Yumruğu'nun en azından bu maç için, şu anda bulunduğumuz maç için üstünlüğünü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve bu maçın galibinin Ejder Yumruğu olacağını düşünüyorum. İşi zor bu yolu geçse bile Venom var önünde. Tabii ki katılıyorum sana fakat şu an yalnızca ne olacağı belli olacak. Milisaniyelik bir hatayla kaybetti orada. Aynen öyle.
M. Bison wins. Tamam, evet. Tamam. Eyvallah kardeşim. Bu arada Bison günü almış. 1-0 yapmayı başardı değil mi? Aynen. Tebrikler Ejder. Ejder yumruğuna tebrikler. Kocaman kocaman elde. Çağırdığımız 1-0 Ejder yumruğu önde. Evet, aynı şeyleri görüyoruz. Ayı kafasından her zaman böyle geriden başlayıp sonradan vurumu toplamak başarıyor. Ayı kafan çok güzel bir kombo tarzı etti şu anda. Resmen nefes aldırmıyor Bison'a. Hareket etmek imkan tanımıyor. Nikleri çok güzel ve stun. Çok kötü bir durumda Bison. Ve bura altı. Güzel bir hasar gerçekten. Çok güzel çevirdi buradan. Kendi eline yapıştırdı. Aynen. Elini, elini. Teleport'tan da çok güzel yararlandı değil mi? İnternoyla da güzel bir hasar koydu. Akuma'nın daha çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü 800 canı var. Akuma çok güçlü bir karakter görüyoruz. Program bir karakter Bison. Ama hasar gerçekten çok büyük. Bison şu an Akuma bu round'da Bison'ın oluyor. Bison bu round'da resmen hükmetti ya. Tebrikler Ejder Yumru. Bu round'da resmen hükmetti ya Bison. Bison tekrardan bu round'da da hükmetmeye niyetli. Ama bakalım Akuma buna izin verecek mi? Soruyor olmadı gerçekten. Bir var ama çok güzel bir ek vurdu. Liderine çok güzel, güzel bir yakalama. Blok düşündü güzeldi ama egzi olduğu için Akuma stunlandı. Burası da Bison alıyor. Durumumuz 2-0. 2-0 yapmayı başarıyor. Tebrikler Ejder Yumru. Evet, şimdi avantaj çok büyük bir şekilde Ejder Yumruğunda. Fakat Harun'u biliyoruz. Daha önceden de. Aynen. Buradan hala döndürebilir. Buradan 3-2 olarak da maçı tamamlayabilir diye düşünüyorum. Ama beni yanıltabilir de Bison oyunuyla Ejder Yumruğu'nun. Kesinlikle kendisini salmaması gerekiyor Ejder Yumruğu'nun. Karşısındaki Harun olduğunu unutmaması gerekiyor. Yani zaten kazandım düşüncesine girdiği anda Akuma'ya karşı kaybettiği an olacaktır. Evet, şu anda Akuma çok güzel hasarlar servis ediyor. Resmen bahsettiğimiz comeback'i yapmaya başladı bile. Bir egzesi boşa gitti Bison'ın. Bir kafa üstü atak denedi ama başaramadı. Akuma harastırma devam ediyor. Teleportu da çok güzel denayladı yalnız, farkında aynen mısın? Aynen. Kaçırttırmıyor bile. Çok hızlı bir Akuma oyunu görüyoruz şu anda. Hiçbir şekilde rakibinin atak yapmasına bile fırsat vermiyor. Ama Bison şu anda trigger'ını da açtı. Bakalım bunu kullanabilecek mi? Çok güzel bir egz atak geldi. Sana çok yaklaştı ama aynı şekilde Akuma'dan da trigger geldi. Akuma bu round'un galibi oluyor. Tebrikler ayı kapanı. Bakalım ikinci round'da kim nasıl başlayacak? Akuma'dan yine agresif başlangıç beklerken Bison son derece agresif başladı. Hasarlarını tutturdu ama Akuma bunu hemen blokla yarıda kesti. O kadar abartma dedi. Egzi hatanı vuramadı. Yani çok güzel bir kapanma görüyoruz şu anda Akuma'dan. Ama yetmiyor. Akuma'nın şu an critical'ı hazır, acaba bunu Eggs için mi kullanacak derken Eggs için kullandı. Rüzgarın yönü tersine doğru esmeye başladı şu anda Ejder Yumruğu için. Ama Ejder Yumruğu da fes etmeyecek ayı kapanında. Neutral jump da çok güzel rakibi efendi etti orada. Çok güzel bir grapple geldi bu arada. Anti-air çok güzel. Demon Flip istedi. Hadouken üzerine critical ve tebrikler. Tebrikler. Ayı kapanı galibiyeti. Ayı kapanı gerçekten. Tebrikler ayı kapanı. Güzel bir Akuma oyunuyla geri dönüyor. Maçta hala ben buradayım diyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Durumumuz şu anda 2-1. Ayı kapanı. Maç alması gerekiyor. Ejder Yumruğu'nda bir maç alması gerekiyor. Round 1. Dördüncü maçımız başladı. İkisi de temkinli davranıyorlar. Baktan hava harapları var. Güzel bir... İkisi de bu arada takasa gitti. Evet, karşılıklı ikisi de birbirine o damage'ı almayı vermeyi kabul etti. Canlarını... Ooo kapmayı sonra çok ince gördü orada. Dedi büyük yumrukla. Akuma resmen dövdü ve ders verdi. Ama Bison da varlığını sürdürüyor. Bison kesinlikle avantajını sonuna kadar kullanacaktır. Fakat çok farklı bir Akuma ve işte o yanlış hareket. Soruyken
çok yanlış zamanda gönderdi. Bison bir anda önüne geçirdi. Zyro düşünüyor. Başarısız oldu. Akuma buradan bu roundu alabilecek Inferno'nun, mi acaba? Inferno'nun açılanı çok güzel değerlendirdi Akuma. Fakat... Demon Flip Exley ve tebrikler. İlk randa almayı başardı. Tebrikler. Ejder kapanı. Ejder kapanı. İyice karıştırdın sen. Mix yaptın. Ay yumruğu ve ejder kapanı. Aslında böyle nickler yapabiliriz. Venomancer falan. Aynen. Ama o vardı zaten lan. Hiçbir yenilik olmadı. Venomancer var mıydı? Yok var. SF'de nasıl bir adam mı vardı? Bu arada çok eli gidiyor durum derken soruyor üzerine critical art. Critical art geldi, çok güzel servis edildi. Hoş geldin İbrahim, sefalar getirdin. Şu anda Antalya dışında bir offline turnuvadayız. Yine gör, offline turnuvasındayız. Oradan yayın yapıyoruz. Ve bu böylece durum 2-2. Durumda eşitlik geliyor. Tebrikler ayı kapanı. Ayı kapanı. Evet, ejder yumruğu acaba buradan geri çevirebilecek mi durumu? Bu arada kader maçı, tekrardan belirtelim. Aynen öyle, kader maçı. Artık kaybeden atan gitti. Alıyor, atan alıyor. Ooo, yalnız artık başlangıcı gördün mü? İkisi de çok klas başladılar. Resmen birbirlerini hissediyorlar artık. Başka bir boyutta dövüşüyorlar sanki. Şu an aksiyon filmi gibi bir maç izliyoruz. Yani ikisi de sonulu adamlar. Sonulu film gibi. Biraz. Evet. Onunla adamlar yani. Birisi boss, bir diğeri de secret boss. Ve Bison sanki ben başından beridir buraya geldim, buradan sonra da kaybetmeyeceğim dedi ama aynı zamanda... Yalnız baskıyı görüyor musun? Aynen. Bison her yolu deniyor. Güzel bir blok gördük orada. Oo, baskı sürüyor. Akuma'nın... Güzel bir teleport geldi ama yemedi onu. Tekrardan neler say. Takaslar takaslar uçuyor havada. Trigger'a girdi. Aykut'un hoş geldin, sefalar getirdin öğretmenim. İyi yayınlar gönlüm. Ayı kapanın turnuvayı almasından yana demiş Aykut. Ayıp olmasın o zaman, biz de ejder yumruğu tutalım. Yani ne yapalım? Adamız falan yok şu an. Tarafsız abi. Bu arada tebrikler ejder yumruğu. Bu arada ilk round'un sonucu geldi. Bison ejder yumruğu ilk round'u almayı başardı. Ciddi bir avantajı var son dövüşte olduğumuz için. Ama Akuma bunu her an kendi avantajına çevirebilecek bir oyuncu. Anti-air çok başarılı. Kesinlikle yanına yaklaştırmak bile istemiyor. Nerzul demiş ki benim de Venom'dan yana GF oynamak kolay değil. Çok fazla sabır gerektiriyor. Mutlu katılıyorum sana abi. Bence çok sabır isteyen bir karakter ve dolaşma isteyen bir karakter. Bu arada Akuma'dan çok güzel bir X-Shore'u geldi. Dileme düşündü ama aslında mesafesi için çok iyi geldi orada ama devamını göremedik. Fakat Bison'ın baskısı sürüyor. Buradan randa almak istedi. Çok belli. Şu an agresif, çok stresli bir durum var ya. Agresif bir oyun tarzı sergiliyor. Şu anda Bison güzel bir yakalama daha geldi. Çok güzel yakaladı. Bir Demon Flip. Ayı kafanı ne yapacak? Tuzaklamak istedi Akuma ama bu oyunları gelmedi ve Shoryu geldi ve tebrikler. Ejder kapanı kazanıyor. Tebrikler ejder yumruğu. Tebrikler, çok güzel oyundu. Tamam. Şimdi bu Venom'la kapışacaklar. Sıradaki fight Venom vs ejder yumruğu. Hiçbir yere ayrılma ejder yumruğu. Yayının şeyinin ismini değişti, İnegöl yazın diye. Kim diyor bunu? İnegöl Street Fighter 5 offline turnuvası olaraktan değiştirelim. Arkadaşlar yayına hemen geri döneceğiz.